Merhaba, Tacirler Yazarı Yürütücü Satış Müdürü Özgür Karaman ben. Araştırma Direktörümüz Kadirhan Öztürk ile birlikte Kütahya Şeker Fabrikalarının onaylanan halka arzı ile ilgili konuşacağız. Şeker sektörü son yapılan halka arzlarda hiç karşımıza çıkmayan bir sektör. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misin? Sektörün neresinde? Tabii, Türkiye aslında çok önemli bir şeker ülkesi. Şeker pancarı üretiminde dünyada 5. sıradayız. Aynı zamanda kişi başı yıllık olarak 30 kilogram civarında bir şeker tüketimimiz olduğu tahmin ediliyor. Çok iddialıymış, ben çok şaşırdım. Evet. Çok iddialı bir rakam ve bu da bizi önemli bir şeker ülkesi yapıyor. Fakat bu son dönemdeki halka arz sürecinde şeker üreticisi halka arzıyla hiç karşılaşmadık. Kütahya Şeker ilk halka arz edilen şeker üreticisi olması bakımından oldukça önemli bir halka arz olacak diye tahmin ediyoruz. Evet, biz de hepimiz heyecanla bekliyoruz. Peki Kütahya Şeker'in finansal durumu nasıl? Yatırımcılara o tarafta ne anlatabiliriz? Tabii biz bu halka arz süreçlerinde ilk olarak şirketin finansal durumunu aslında inceliyoruz zaten. Finansallarına baktığımız zaman Kütahya Şeker'in oldukça güçlü bir tabloyla karşılaşıyoruz. %17'lik bir fabrik marjı var Kütahya Şeker. Bu zannediyorum önemli. Çok önemli ve gıda sektörünün oldukça üzerinde, gıda sektörü ortalamasının oldukça üzerinde bir fabrik marjıyla karşı karşıyayız. 225 milyon TL'yi geçen de bir ciro var. 225 milyon TL'lik bir ciroda %17'lik bir fabrik oldukça iddialı bir rakam. Diğer taraftan şirketin net işletme sermayesi ihtiyacı da yok. Bu da özellikle profesyonel yatırımcılar için de oldukça önemli bakılan bir finansal gösterge. Bireysel yatırımcılarımız için bu konuyu birazcık daha açacak olursak, bu şu anlama geliyor. Şirketin alacakları ve ödemeleri arasındaki vade farkının şirket lehine olduğunu ve şirketin dışarıdan bir nakit girişine ihtiyacı olmadan tüm operasyonlarını sürdürebildiği anlamına geliyor. Bu da şirketin diğer önemli özelliklerinden bir tanesi. Epey güçlü bir finansal yapı var diyebiliriz rahatlıkla. Evet. Peki bu güçlü performansın arkasındaki dönen operasyonlar nasıl? Tabii bazı unsurlar var. Kütahya Şeker'i bu kadar iyi bir performans göstermesini sağlayan operasyonel anlamda. Bunlardan birincisi fire. Şeker üretiminde belli bir oranda fire vermek durumundasınız. Yani pancarın bir kısmı muhakkak fire olarak yazılıyor. Fakat Kütahya Şeker kullandığı yüksek teknolojili makineler sayesinde fire oranlarını sektör ortalamasını ve rakiplerinin oldukça altına indirmiş durumda. Bu da haliyle daha düşük fire ve daha yüksek kar marjı anlamına geliyor. Diğer bir konu navlun. Adı üstünde Kütahya Şeker fabrikaları Ege bölgesinde ve Ege bölgesi Türkiye'nin en büyük bisküvi ve şekerleme üreticilerinin olduğu bir bölge. Şeker konusunda şekerin navlun maliyetleri oldukça yüksek Özgür. Dolayısıyla şekeri bir yerden bir yere nakletmenin maliyeti de oldukça yüksek. Dolayısıyla şeker sektöründe elde edeceğiniz bir lokasyon avantajı diğer sektörlere göre çok daha anlamlı bir hale geliyor. Dolayısıyla bu navlun avantajı da yine az önce bahsettiğimiz %17'lik fabrik marjını oluşturan unsurlardan bir tanesi. Bir diğer unsur da Ar-Ge. Kütahya Şeker Ar-Ge'ye oldukça önem veriyor ve burada Türk çiftçisiyle ciddi bir işbirliği içerisinde. Bu işbirliği sonucunda da çiftçinin ürettiği şeker pancarının kalitesi ve verimi oldukça yükseldi. Kütahya Şeker daha kaliteli ve daha yüksek verim içeren ürünleri aldığı için de daha yüksek kalitede şeker üretimi imkanı sağlıyor. Bu da az önce bahsettiğimiz fabrik marjının yüksekliğindeki unsurlardan bir tanesi. Anladım, onu teyit ediyoruz. Evet. Peki bizim yatırımcılarımızın beklediği, benim de temettü verimliliği, sermaye artırımı tarafında bedelsiz sermaye artırımıdır. Yani şirketin uzun uzun yıllar birlikte olabilmek için yatırımcılara bu tarafta ne söyleyebilirsin? Tabii şimdi burada çok farklı bir temettü politikası var aslında. Genel kurulda, yani Kütahya Şeker'in genel kurulunda geçtiğimiz aylarda şöyle bir karar çıktı. Şirket halka arz edildikten sonra elde edeceği tüm karı yatırımcılarına temettü olarak dağıtacak. Bu temettü dağıtımı ya direkt temettü şeklinde nakit olarak ya da hisse senedi vererek hissedarların şirket içerisindeki payının yükselmesi vasıtasıyla yapılacak. Dolayısıyla bu çok olumlu bir temettü politikası ve açık söylemek gerekirse tabiri caizse yatırımcı dostu bir temettü politikası ve Türk şirketlerinde çok fazla karşılaşmadığımız anlamda bir temettü politikası. Bu olumlu temettü politikası da tabii yatırımcılar için senin de söylediğin gibi uzun vadeli birliktelikleri daha anlamlı ve
olabilir kılıyor. Bunu evet. açıkça söyleyebiliriz. Evet, o zaman şirket zaten iyi. Güzel bir kar marjı var. Sektör olarak çok da konumunu belli bir yerde tutabilen. Evet. Demek ki verimliliği de olacak. Gayet olumlu bir kesinlikle, halk arz olmasını bekliyoruz. Kesinlikle olumlu bir halk arz olmasını evet, bekliyoruz. Evet, peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.